Şimdi de WhatsApp hattımıza gelen bir sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Hocam dua ederken ellerimizi bu şekil mi açmamız gerekiyor? Bu kadar mı açmamız gerekiyor? Diyorlar ki ellerinizi koltuk altınızı yürütecek şekilde açarsanız duanız daha çok kabul olur diyorlar. Doğru mudur hocam? Evet, ben de izleyicilerimize sormak istiyorum. Siz nasıl dua yapıyorsunuz Özlem Hanım? Merhaba, iyi yayınlar hocam. Sağ olun. Ben duamı ederken ellerimi şu şekil kaldırıyorum. Evet. Ya ama çok böyle yakaracaksam yani biraz daha şöyle yukarıya kaldırarak da yakararak da dua ettiğim oluyor. Siz? Ben bu şekilde. Var mı farklı dua eden? Ben de bu şekilde. Şey, Filiz Hanım siz nasıl dua edersiniz? Ben de kaldırıyorum ellerimi. Böyle. Kaldırıyorsunuz. Evet. Evet hocam, yani orada ben de ilk defa duydum. Ne kadar kaldırırsanız, koltuk altı gözükürse o kadar dua kabul olur deniliyor hocam. Buyurun. Şimdi dua, namazın haricinde de dua yapıyoruz. Namazın sonunda da dua yapıyoruz. Evet hocam. Veya her zaman dua yapıyoruz. Namazın ister sonunda olsun, ister başka zaman olsun. Ama namazla ilgili önce söyleyeyim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, cemaate, ashabına namaz kıldırdığında kendisi tesbihatını yapardı. Az önceki yayınlarımızda da söyledik ya, önceki yayınlarda da tesbihattan sonra da dua yapar. Tesbihattan sonra dua yaparken cemaate sağını dönerdi bazen, bazen solunu dönerdi, bazen de tam yüzünü dönerdi dua ederken. Dua eden kişi cemaate dua ediyorsa, bir topluluğa dua ediyorsa onlara karşı dönmesi de müstehaptır. Dua ederken dua etmek ne kadar kıymetli, elleri kaldırmak da o kadar kıymetli. Elimizi kaldırmadan dua ettik. Ya Rabbi bana hayırlı uzun ömürler ver dedim. Bu duadır. Ama elimi kaldırarak dua edersem iki kat dua etmiş oluyorum. İki kat dua etmiş oluyorum. Eller genellikle omuz hizasına kadar kalkar. Duada müstehap olan elleri omuz hizasına kadar kaldırmaktır. Mesela şu biraz kibre girebilir ya da duaya lakayt kalmaya girebilir. Şöyle, amin. Elleri yerde, kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Bu niye kaldırmıyorsun? İhtiyacın yok mu? Böyle, mesela böyle tutuyor. Millet böyle önemsemiyor tutuyor. Gibi. Önemsemiyor gibi. Önemseme hususu omuzda kadar kalkmasıdır. Bu normal duadır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırmadan da dua etmiştir. Ellerini kaldırarak da dua etmiştir. Ellerini kaldırarak dua ettiğinde bazı hadislerde ellerini birbirinden ayırmazdı diye rivayet vardır. Ellerini birbirinden ayırmazdı. İki manaya geliyor hadis şerhlerinde. Bir diyor ki ellerini birbirinden ayırmazdı demek, birini kaldırıp birini kaldırmazlık etmezdi. Bir başkası birini aşağıda birini yukarıda tutmazdı. Aynı hizada tutardı. Bir başkası anlamı da şu, ellerini birleştirirdi. Şöyle. Birleştirirdi. Dolayısıyla İslam dünyasında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin genelde iki türlü dua yapılır. Biri böyle, bir grup böyle yapar. Bir grup da böyle yapar. Ama bizim tarikatın, bizim cemaatin işareti olsun diye şöyle şunları şuraya geçirelim, bunları buraya geçirelim, işte böyle kilitleyelim, buraya bir sürü hikmet, hurafe, mürafe uydurmak yok dinde. O da yanlış. Biri bu sevgili kardeşim. Bu duada elleri kaldırmak Allah'ın rahmetinin tecellisine çok faydalıdır. İkincisi, ellerini kaldırmışsa duadan sonra mutlaka Resulullah Efendimiz yüzüne sürerdi. Kaldırmadıysa sürmezdi. Bak, ellerini kaldırmadıysa böyle yapmaz. Ama ellerini kaldırarak dua etmişse, hatta bu
bizde mütevatir haber diye hadis ilminde bir kaide vardır. Resulullah Efendimizin duada ellerini kaldırması mütevatir bir haberdir. Duada ellerini az önce videodaki kardeşimizin sorduğu gibi elleri ne kadar yukarı kaldırırsanız o kadar kıymetlidir diyor ya. Evet. Ona da duada iptihal denir. Yani Allah'ın rahmetini, Allah'ın nimetini o kadar çok candan istiyorsun, evet, kendinden geçercesine, evet, dua etmek. Bu da zor zamanların duasıdır. Bu ne zaman yapmış bunu Peygamberimiz? Bedir Savaşı'nda yapmış. Müşrikler 1000 kişi gelmiş, Müslümanlar 315 kişi, ellerini böyle kaldır. Ya Rabbi, bu ashabımı yok etme. Ashabım yok olursa yeryüzünde seni anacak kimse kalmaz. Bize, müşriklere mağlup ettirme bizi. Ya Rabbi, bizi galip eyle. O zaman o kadar çok dua etti ki koltuk altlarını gördük gözyaşlarıyla diyorlar. Bir de yağmur suları yağsın diye, yağmur yağsın diye bazen böyle de dua edilir. Yağmur yağması için, bereket olması için, afetlerden korunmak için duada ellerinin tersini çevirdiğini de görüyoruz. Yani böyle mi hocam? Evet. Yani ya Rabbi bize yağmur yağdır Allah'ım. Rahmetini yağdır Allah'ım derken elimizi böyle tutabiliriz. Ama bu sadece dua, yağmur için. Bu yağmur duası. Yani bu neyi gösteriyor? Rahmeti gösteriyor. Rahmeti gösteriyor. Evet. Mesela deprem anında da tutma anlamına mı geliyor? Mesela elimizi böyle yaparsak, mesela afetlere karşı. Afetlere böyle karşı. Tutma, evet, anlamında. Bu afetlere karşı bizi koru Allah'ım. Evet. Böyle dua edebiliriz. Bir saniye. Mikrofonu bir uzatmam lazım. Selahattin Tunceli'ni okunduğu tabii zaman da bazı yerlerde... orada zaten afat, Selahattin Tunceli min cemil afat diyorsun, evet, ya. O yüzden orada afatlardan dolayı el böyle, evet, tutulabilir. Hocam, evet, bir de secdede dua var hocam. Secdede dua yapılıyor. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra nafile namazlarda istediğimiz gibi dua yapabiliriz. Nafile namazlar. Evet, farz namazlarda Türkçe vesaire dua karıştırmak onlar doğru bulunmuyor ama nafile namazlarda secdeden sonra istediğimiz kadar dua ederiz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.